Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Utbe-i Şami'ye var mı? Bir Utbe-i Şami'ye ver. Ondan sonra benim emirdağımı ver. Mesnevi Nuriye'mi de ver. Ondan sonra Divan Halbi Örfü de varsa küçük, onu da verse memnun olacağım. Bayağı şey istedim. Onun için ciddi bir ameliyat yapacağız. Ümit, direğin arkasına gizlenme. Böyle karşıma çıkacaksın. Abi elimde şey var onun için ya. Ha tamam, iç iç. Evet. Hoşuma gider. İç kahveni iç. Yok. Çok rahat ol. Beni ver. Çay içiyorum da. Tamam abi. Ne içersen iç iç. Zehir içme de. İç. Getirsin o şeyleri, fevur. Rahat olacaksın. Heh, tamam. Tamam. Emirdağ mesela. Tamam abi. Tamam mıyız? Rahat mıyız abi? Rahatız değil mi? Rahat olun, ondan sonra başlayacağım. Tamam. Bunu çok istifade edeceğinize inanıyorum. Çok sıkıntılardan, vartalardan, çıkmazlardan, çıkmaz sokaklardan kurtulmanıza, çok sorularınıza cevap olacağına inandığım bir yer. Ve Urfa Ustad'ın mevlütünde en çok öne çıkan soru bu. Yani bu. Bunu çok istediler. Onun için bak kaç tane kitap getirdim. Neymiş? 8. nükte Mektubat 396. Buna dair bir düsturu hakikati beyan etmek lazım. Şöyle ki. Nasıl hukuku şahsiye ve bir nevi hukukullah sayılan hukuku umumiye namı ile iki nevi hukuk var. Çok sıkıntınıza çare olacak diyorum. Yani bir bilgi ver, bilgiden yanı sıra hayatta çok lazım olacak şey bu. Hayata temas etmeyen, dokunmayan dersi pek yapmıyorum. Ne yapacağım ki kuru bilgiyi ya? İki çeşit hukuk var. İki çeşit. Öyle de mesail-i şeriyede bir kısım mesail eşhasa taalluk eder. Aynı bunun gibi de mesail-i şeriyede, yani mevzularda İslami şeyleri ortaya koyarken bir kısmı mesail eşhasa taalluk eder, yani şahsı öne çıkartır, şahısla alakalıdır, şahsı hukuktur. Bir kısmı da umuma, umumiyet itibariyle taalluk eder ki onlara şair-i İslamiye denir. Bir şahsi hukuk var. Mesela Bülent'in gömleğini aldın. İşte şahsın hukukuna iyilik yaptın, kötülük yaptın. Bir de umumi bir hukuk var. Umumi hukuk. Umumi hukuku temsil eden alamet şair-i İslamiye'dir. Şair-i İslamiye. Şair nedir? İslam'ın anlatan, hatırlatan, gösteren, canlı tutan insanın dinini, İslamiyetini anı canlı tutan alametler, simgeler, tesettür, sakal, cübbe, ezan, minare, mezar taşları, işte Osmanlıca tabletler, hani duvar şey, mermerler vesaire. Bunlar şair İslamiyedir. İmam-ı Şafii'ye göre bir memleket Müslüman olsa, sonra mürtet olsa, mezar taşı kalsa bile o memlekete sırf mezar taşı kalmışsa Darul Harp demiyor. Bir mezar taşı bile. O kadar şey önemli. Demek ki bir umum hukuk var, bir şahsi hukuk var. Umum hukuku temsil eden şair İslamiydi. Bunu günahlarımıza uygulayacağım bunu, merak etmeyin. Bu şairin umuma taalluku cihetiyle umum ondan hissedardır. Mesela şair İslamiye öyle bir şey ki, mesela Takkeli çıktı. Şair-i İslamiye'de ferdin maneviyatını beslemiyor. Topluma faydası var. Mesela Takkeli çıktı. Tesettürlü hanım çıktı. Kendi sevap kazanmakla beraber, günah kazanmamakla beraber insanlara İslam'ı anlatıyor. Din var diyor. Bak Allah emretti diyor. Ey diyor böyle olmayanlar, tesettür edin diyor. Örtünün diyor. Tarihçi hayatta bir çarşaflı bir kadın diyor. 20 nasip faydalı
vaazdan daha dehşetli şey tesirli vaaz eder diyor. Yani bir kadın tesettürlü çarşafla çıktığı zaman 20 tane tesirli bir vaazdan daha fazla tesirli vaaz ediyor lisan haliyle. Allah var diyor, ahiret var diyor, Allah'ın emri var diyor, Kur'an var diyor yani görünüşü. Bu dolayısıyla bu şair İslamiye niçin umum hukuk oldu? Herkes istifade ediyor. Ezan, Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince kişinin bir sevabı değil, bir efendim sırf orucu ve namaz vaktini hatırlatmak değildir. Tevhid-i ilahi ilan etmek o belde adına. Demek ki herkes istifade ediyor umum hukukta. Umumun, yani şair-i İslami, umum hukuk, umumun rızası olmasa onlara ilişmek umumun hukukuna tecavüzdür. Mesela şair-i İslami madem umumu hukuktur, toplumundur, bir kültüründür, bir dinindir, bir ümmetin alameti ise ona dokunmak ümmetin hukukuna tecavüzdür. Onun izni olmadan dokunamaz. Mesela şimdi Almanya'dasınız. Kilisenin abi hadi bakalım organize olalım, kilisenin çanlarını kıralım. Olamaz böyle bir şey. Böyle bir hakkın yok. Çünkü onların umum hukukudur. O şairin en cüzisi sünnet kabilinden bir meselesi en büyük bir mesele hükmünde nazar-ı emnettedir. Mesela şair İslamiye var ya böyle tesettürdür. Aşırtıyordu. İslam hatırlatan. Sünnet kabilinden olan bir şeyi kişinin özel, hususi, şahsi farzlardan mühimdir. Mesela gusül abdesti almak şahsi farzdır. Sırf sana taalluk ediyor ama şair İslam'ı öyle değil. Mesela böyle çıksam. Ne değil mi? Doğrudan doğruya umum alim İslam'a taalluk ettiği gibi asr-ı saadetten şimdiye kadar bütün azim İslam'ın bağlandığı o nurani zincirleri koparmaya tahrip ve tarif etmeye çalışsalar ve yardım edenler düşünsünler ki ne kadar dehşetli bir hataya düşüyorlar. Ve zerre miktar şuurları varsa titresinler. Şimdi hele hele doğrudan doğruya İslam'ın alameti asr-ı saadetten beri tevarüs etmiş gelmiş. Mesela tevarüs yok. Yani bu bir bez parçası gibi, iplik yumağı gibi gözükürken burada bir tevarüs var. Tevarüs demek şu. Mazi istikbale taşıyan mazinin ruhaniyatı, ruhu, dini neyse bunda temerküz etmiş. Yani cisimleşmiş, simge ve sembol demiş. Yani bunu deyince yani vallahi başı üşüyor diye kimse koymaz bunu. Al iş olsun diye koymaz. Artistik olsun diye koymaz. Yani bu bir din, ha din alamet olmuş. O zaman o dini, ruhani haletleri uyanıyor ya bizde. Din uyanıyor. İslam uyanıyor, peygamber uyanıyor, Kur'an uyanıyor, Allah. Ha, o insanlarda var olan dini duyguları bu uyandırıyorsa bu dolmuş odur. Yani sen tesettürü ve Almanya'da daha çok olur. Tesettür takki gördüğün zaman hemen Allah İslamiyet falan bak Müslüman. Sendeki İslamiyet'i falan atıyor. Mesela şöyle bir misal vereyim. Oruç. Oruç bir senede her şeyde ülfet belası olur. İslamiyet ülfet belasına sarmalanır koca bir senede. Ramazan'da o ülfet kırılır. Yani adeta resetleniyor insan. Müslümanlığı, İslamiyeti. Ramazan orucu resetleniyor. Yeniden aktif oluyor. En şu acayip bir tarafı bu yani. Kişinin İslamiyet ve Allah ve iman, yani iman ve İslam esasları aleminde yenileniyor. Yenileniyor. Format atılıyor. Yeniden bir canlı kazanıyor, ülfeti kırılıyor. Başka toplumun en kuvvetli şairi İslamiyesindendir oruç. En kuvvetli, en son çizgi. O zincirinden çıkar, insanlığından da çıkar, İslamiyet'ten de çıkar diyor. Oruç zinciri son halkadır. İslamiyet'in son halkasıdır. Çünkü toplumsal bir ubudiyettir, kulluktur Ramazan orucu. Toplumsal namaz kılmak gibi. Toplumun ubudiyetidir, birliğidir, dirliğidir. Ümmetçilik ruhudur. Ümmet ruhudur. Buna en büyük ümmetçiliğe darbe vuran üç tane şeydir. Veda hutbesinde Allah Resulü'nün söylediği ümmet ruhunu yok eden bir kan davasıdır.
2 faizdir. Müslüman da Müslüman. 3 menfi milliyetçilik, ırkçılıktır. Allah Resulü'nün bu 3 tanesini ayağın altına almış. Bir Müslüman bunu kafasının üzerine koyamaz. Bu 3 tanesi ümmet ruhunu yok ediyor ki Veda hutbesinde bunu zikrediyor. Şimdi şahsı hukuk, umumi hukuk açıldı. Mesela oraya geleceğim şimdi. Bu biraz yerlerden şey yapayım. Bu işte atıflarını bir yapayım atıflarını. Emir Daiki 238. Bakayım ne diyor 238. Bakın bakalım zındıklar neyi aktif ediyor? 238 296 şöyle diyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'a şükür o müddeilerin bir kısmı vazifeleri olan hukuk umumiyenin müdafası hukukullah'ın eminden olduğu cihetle. İşte umumi hukuk hukukullah sayılıyor. Allah'ın hukuku. Mesela oruç, Allah'ın hukuku. Tesettür, Allah'ın hukuku. Yani şair İslamiye'yi anlatan o. Başka bir tanesini de okuyayım. Mesnevi Nure 115. Umumi hukukla şahsı hukuku ayırt etmeyen hata yapar. Mesela gelecek şimdi. Onu da anlatacağım. Bu çok önemli. Günahla ümitsizlik gibi. Diyor ki, imana ait bilgilerden sonra en lazım ve en mühim amali salihadır. İmana ait bilgilerden sonra en lazım, en mühim amali salihadır. Salih ameli bilmek. Salih amel ise maddi ve manevi hukuku ibada tecavüz etmemekle, hukukullah'a da bir hakkın ifa etmekten ibarettir. Salih amel neymiş? Maddi ve manevi hukuku ibada tecavüz etmemek. Hukukullah'a da bir hakkın ifa etmekten ibarettir. Ecnebilerden alınan maddi bilgiler sanat ve terakkiyata ait ise lazımdır. Sefaate dair ise muzirdir. Şimdi esas Hutbe-i Şami'ye geliyor. Hutbe-i Şami vermiştim değil mi? Hutbe-i Şami'yi en son okudum. 82'de bak ne diyor. Şuradan alayım. 96. maddede olacak galiba. Bu hakikat çekirdekleri var ya. O 96 mıydı? Hadi bakayım kaçıncı maddeydi hakikat çekirdeklerinde? Ha 94. Diyor ki, fert mütekellimi vahde olsa, yani konu, mevzu insan olsa, mütekellim vahde, tek kişi konuşuluyorsa, bunun hukuku, mesela diyelim ki ümit, senin bir hukukun var, tecavüz etmişim, yanlış yapmışım. Yani ille istenmez beni affetti, musamahası fedakarlı amali salihtir. Aferin derler sana ya, affetti yani. Bak sensin, ümit. Sana arabanı aldılar, paranı çarpacaklar. İstersen affedersin, istersen etmezsin. İster helal edersin, istersen etmezsin. Ama edersen fedakarlı amali salihmiş. Yine aynı sen bir şey cemaati temsil ediyorsun. Bir manayı temsil ediyorsun. Bir emanet var sende. Şirket dedi ki bu parayı falan, bu arabayı falan yere götür gibi. Veya bir nur cemaatindansın. Yani bir temsil ediyorsun bir şeyi. Sen değil temsil ettiğin bir şey varsa üzerinde mütekellim mal gayr olsa yani kişi konuşuyor ama kendi adına konuşmuyor. Mesela şu anda kürsüdeki gibi kendimi anlatmıyorum. Kendi bir şey anlatmıyorum yani kendimle alakalı. Bu mütekellim vahde değilim. Mütekellim mal gayrim. Yani fert değilim. Fert konuşuyorum ama bir şeyi temsil ediyorum. Bu insan
bu koruduğu, temsil ettiği makama ait hukukları fedakarlık yapsa, affetse, hiyanettir, amali talihtir. Bir şahıs kendi namına hazm-ı nefs eder, yani helal ettim der, tefaül edemez. Yani ne kadar büyük adamım, bak helal ettim diyemez. Millet namına tefaül eder, hazm-ı nefs edemez. Demek ki mütekellim şahıs olursa fedakarlığı amali salihtir. Mesela bunu uygulayayım şimdi. Uygulamayı çok seviyorum. Şeytan şuradan vuruyor, bu alçak. Adam günah işliyor, İsmail. Günah işliyor. Şeytan diyor ki, ya sahtekar, biraz önce ne seyrediyordun lan evde? Ne yaptın lan falan dün? Gelmişsin dershaneyi temizliyorsun. Yok aidatını ödüyorsun. Yok birisine bir şey anlatıyorsun kürsüye. Yok birisine kitap verdin. Lan namaz kılıyorsun lan sahtekar. Der, o hizmete mani eder. Burada senin hususi topluma ait olmayan, açık yapmamışsın günahı. Günahı açık yapıp da sıkılmamak, buna ne deniliyor? Fasıkı mütecahir. Bunun lafı yoktur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki fasık mütecahirin. Şey onlara yani iftihar eden, alelen işleyenin onların diyor afa kabil değildir. Adam hususi günah işlemiş. Şimdi şeytan o senin şahsi hukukun sayılıyor. Günahınla vazifen var dershanede sahip çekeceksin hizmete. Adam getireceksin. Ne bileyim birisine kitap vereceksin. Veya taksi durağında birisine anlatacaksın. Hemen şeytanın içine gelirsin. Ha? Ya Ümit bırak lan adam mısın lan sen? De kimi kandırıyorsun lan sahtekar? Bir saat önce neredeydin lan sen? Der o hizmet ettirmez. O hizmeti umumu hukuktur. Senin günah şahsı hukuktur. Karıştırma. Şeytanın en büyük vazifesi günah işlettirmek değildir. Şeytanın gayesi günah işlettirmek değildir. Şeytanın gayesi günah işletip yeis atmaktır. Ümitsizliğe atmaktır. Yeis, ümitsizlik mani erkemaldır. Kur'an'da ancak Allah'tan kafirler ümidini keser diyor. Tamam? Yeis günahtan beterdir İsmail. Allah'tan ümidini kesmek günahtan beterdir. Çünkü günah ile bunu yaptırmaya çalışıyor sana. Yeis'i atmak için ümitsizliğe öyle durup durup gene atamaz. Günah işlettirecek ki, günahla diyecek ki lan adam mısın lan sen? Falanca günü var ya falan. Yaptığın o günahlar, lan bırak lan neyi affettiriyorsun lan? Der, o şahsi, hususi, gizli günahınızı vazifeniz, aslınız, yani umum hukuk sayılan, şair sayılan hizmet-i maniyedeki hizmetinizi geri bıraktırmaya çalışır. Gaye, yeis'i atmak, ümitsizlik atmak. Anladınız mı? Umumi hizmetteki vazifeniz umum hukuktur, şair-i İslamiyedir, tabudi denilir, yani şeye deniliyor, şair-i İslami kabul ediliyor, doğrudan dolayı Cenab-ı Hakk'ın hizmetine, emrine bakıyor. Ortadaki şahsı günahlarımız inşallah affa mağfiret olur, ortaya çıkarmasan, kimseye de anlatmasan, onunla da iftihar etmesen, pişman da olsan, tövbe de etsen, affa kabildir. Bir sürü af vesilesi var. Mesela oruç tutan bir insan gelecek sene geçmiş Ramazan'da bu zamanda arasındaki günahları affettiriyor. Affedilebilir demiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tövbe affedilebilir ama Ramazan öyle değil. Affediliyor. Hac yapmak affediliyor. Tamam. Dolayısıyla hizmete koşturmak affa vesiledir şahsi hukukunu. Allah şahsi hukukumuza o kadar bakmıyor. Baksa zaten hiçbirimiz burada olmazdık. Yani senin günahların, geçmiş günahların Murat, senin ve benim. Burada olmamız iktiza etmiyor ki. Anladınız mı? Yani şahsi hukukta umum hukuku uygularsak, şahsi günahlarınızı öne çıkartıp sizi hizmette yeise atmasına fırsat vermeyin. İnanmayın. Ya sen falanca gün yaptığın günah var ya, ha? Yani adam mısın lan? Ne anlatıyorsun lan kime? Ne gibi kandırıyorsun? Allah'ı mı kandırıyorsun? Allah'ı kandırmıyorum. Allah'ın dinini yapıyorum lan. Geri zekalı diyeceksin şeytana. Biz kimseyi kandırmıyoruz. Bu vazifem ayrı, bu vazifem ayrı. Bu şahsımdır, bu umum hukuktur. Mesela bir nasihatiniz şu yapalım. Bir dalga ve hepinizi sorun. Şimdi Murat, Metin. Günah var. Günah işledik.
Sen kalkıp da işe gitmiyor musun? Günah var diye. Niye gidiyorsun kardeşim? Şeytan diyor mu ki? Metin, lan sahtekar lan, bir sürü günah var lan. Şu televizyon, YouTube'lara baktın. Sabaha kadar şimdi işe gidiyorsun lan. Diyor mu öyle? Ne alakası var? İşte bunun ne alakası var? Ha, şahsi günahla umumu, bunun gibi alakasızdır. O sana diyor mu ki? Niye demiyor? Lan adam mısın lan sen? Dün akşam neyi seyrettin lan? Şimdi kalkıpsın da boya fabrikasına gidiyorsun veya tekstile gidiyorsun. Lan git. Diyor mu? Niye demiyor? Adam niye desin? Derdi o değil. Ha, şahsi işte günahlarımız da umumi, nasıl ki fabrikaya, tekstil fabrikasına çalışmaya gitmek, gece istediğimiz günahları, işlediğimiz günahlar mani değil. O ayrı diyorsun. Lan, o şahsi şeyim. Burada olur mu ya, ben gideceğim orada çalışıyorum ya. Biz de hizmetin içinde kademeleriyiz ya. Bu gemide Darüsselam'a seyahat eden bu gemide şahs-ı manevinin gemisinde kademeleriyiz. Kimisi kameradır, kimisi çarkçıdır, kimisi temizlikçidir, kimisi orada vinçli çalışıyor, kimisi kaptandır. Öyle mi? Kimisi arızaları giderir. He? İsmail gibi boya yapar. Vesaire. Şimdi sen o kamerada yaptığın günahtan dolayı gece gemiye çıkıp da yok ya ben artık vinçli çalıştırmam. Ya o günahım var. Lan vinçle ne alakası var lan? Yükü boşaltacaksın. Böyle bak biraz önce güldün. Böyle maskaralıktır işte. Günahlarımız da bize yeisi atıp Kur'an okutturmuyor, namaz kıldırmıyor, birisini kitap verdirmiyor, anlattırmıyor. Ümit sana yapıyordu değil mi mutlaka? Taksi durağında. Lan adamsın lan, ne anlatıyorsun lan sen bunlar? Adam olsaydın lan. Böyle kimi kandırıyorsun lan? Ben diyor, abi daha çok dıştan geliyor. İçten de gelir, dıştan da gelen daha çok. Diyorlar mı öyle? Diyorlar sen adam mısın lan değil mi? He? Ne anlatıyor ya? Abi diyelim ki umumi hukuka zarar verdim mesela, şey yaptın. Şeytana kadar gelmez herhalde. Hemen şeyini alırsın herhalde, cezanı alırsın sen. Ha şimdi şöyle bir şey var. Üç tane sistem çalışıyor. Şefkat tokatı var. Zicir var. Hiçbir şey gelmez. Hiçbir şey cezan gelmiyorsa senin suçun ahirette kalmış. Selam olsun. Bitti o. Geçmiş olsun. Ahirete gelmiyor. Şey, dünyaya gelmiyor. Ahirete kalmış. En tehlikeli o. İki. Birincisi de zicirdir. Allah seninle ilgilenmiyor. Yani günahına tövbe edemiyorsun. Zicir ne demek? Günah var, tövbe ettin. Düşe kalka geliyorsun. Günah işlediğin seni öyle bir ümitsizliğe atıyor ki artık derslere gelmiyorsun, şey yapmıyorsun, tamamen bıraktın. Dönemiyorsun. Bunun adı zecirdir. Ortayı bıraktım. Şefkat. Murat elini uzatır mısın abi buraya? Bak vurabiliyor muyum? Vuruyorum. Peki sana vurabilir miyim bile? Vuramıyorum. Niye? Uzak. Tokat yakın olanına vurulur. Sana vurdum, ona vuramam. Abi, o zaman şeytan diyemez. Al, şeytan o zaman diyemez ki ya bak sen umumi hukuka zarar verdin diye. Çünkü diyemez. Öyle bir şey olsa zaten gelirdi sana. Kesinlikle. Dolayısıyla umumu hukuka şey yapabilmesi için, onu tabi detayına da burada gireceğiz. Kasten olacak, tamam mı? Kasten bilerek yapacak ama düşmek değil, yani günaha düşer. Günah umumu hukuka zarar değil. Senin şahsi günahın umumu hukuka zarar vermiyor. Nedir o? Bu makamda bulunup umumu hukuku icra ederken ben şimdi, bu dersi yaparken çevirttirmek, kıvırmak, bunun adına fedakarlık yapmak olur. Hiç yaparım. Yok kardeşim. Ben kürsüden çıkarım, bunu kapatırım. Ondan sonra bana dersiniz ki bu caiz midir? Veya bunu yapalım. Falan. O başka, benim şahsımdır. Ama ne derler? Dersiniz ki Hasan kardeş böyle dedi. Aşağıda çay içerken şimdi. Ama bunu açarken Allah Allah, Rüsa'nın ders yaptı ya. Rüsa'nın böyle geçiyor. Şimdi bak oradan okudu. Şimdi ben bunu icra ederken herkesin üç tane hukuku var ya, şöyle, üç tane şahsiyeti var. Bir, beşerim ben, hepimiz tabii. Bedensel bir ayetim var, kadınsa kadın, erkekse erkek, yeriz, içeriz. Günahlarımız var. Beşeriz ya, bedensel hayatı yaşıyoruz. Bir sürü günahlarımız var, iyiliklerimiz de var tabii. İkinci bir şahsiyetimiz var, namaz, orucumuz, Allah'a karşı bir tevekkül, teslimiyetimiz var, ubudiyetimiz var. Kimse bilmiyor onu. Zahirde gözüken oruç, namaz var ama benim tefekkürümü, odadaki durumum, iç alemimdeki huzurum, kimse haberi yok. Buna da ikinci şahsiyet denilir. Bir beşeriyetim,
Yani günahlarımıza, sıvaplarımıza beraber yaşamak. İki, iç alemimi kimse bilmiyor. Ubudiyetim. Üçüncüsü, sen Ümit taksi durağında yani 40 sene şunu düşündüm. Küçük kitaplardan bulundurdum. Almanca. Ondan sonra şöyle düşündüm. Ama bir müsait gelirse bunu vereceğim. Veya niyetin şu. Bir müsait gelirse şu hakikati ona anlatacağım. 40 sene geçti. Kitap veremedim. Böyle birisi çıkmadı veya sen şey yapamadın. 40 sene şunu düşündüm. Ben bir kişi gelirse davayı anlatacağım. Muhtaçlığını hissedersem elinden tutup dersen götüreceğim ama 40 senede böyle oradasın bir tane olmadı. Seni ilgilendirmez olup olmaması. Senin niyetin o niyette olmak. O niyette orada bulunmak. Rüştü abinin örneğidir. Ayakkabı tamircisi diyor, kendisi tanıdığı vardı. Ayakkabı Fındıkzade'de kitapları dizmiş. O kendisi gelmiş sormuş. 20 küsür sene olmuş. Bir tane adam hakikaten görememiştim demiş. Veya becerememiş vesaire. Ama niyeti oraya koymuş. Muhtaç olanlara vereceğim. Anlatacağım. Eğer muhtaç ise ve ana kadar duymuşsa o kitap verdiğin. Ha şurada dershane var. Elinden tutup getireceğim. Dükkanını kapatacağım. Ama diyor Rüştü kardeş bir tane nasip olmadı diyor ya. Ben şimdi bu umum hukuktan istifade etmemiş. Sen halis bir nur talebesisin. Umum hukuk. Çünkü netice Allah'ındır ama niyeti senin o niyette olma. Kısaca kendimi ifade edemiyorum ama zorlanıyorum. Şunu demek istiyorum. Sakın ha siz olun. Şahsi günahlarınız umumi vazifedeki vazifenizi ihmal ettirmesin. Nasıl ki sabaha işlediğiniz günah sabah kalkıp tekstil fabrikasına işçi olaya gitmeye mani değil. Şeytan diyor mu lan sen sahtekar sabah güneş dedin lan şimdi tekstil fabrikasında ne işin var lan senin diyor mu? Demiyor. Ha aynı bir şekilde sen şahsi günahın da lan nereye gidiyorsun lan Ümit sen ya dersene gidiyor adam mısın lan sen? Demiyor. Burada vazifem var kardeşim. Abi, ama bu sen diyorsun şahsi günahı umuma zarar vermediğim müddetçe deniliyor ya. Ama bu demek değildir ki yani ben şahsi günahlarıma devam edebilirim. Aa haşa. Onu Allah zaten istemiyor da. Şimdi benim gayem şu. Günah işte. Tabii hayır hayır. Günah tabii ki işlemeyeceğiz. Gayret edeceğiz de. Gayem şu kardeşim. Benim derdim şu. Beşeriz. Şaşarız. Düşeriz. Ama ne halde olursan ol. Haşa haşa. Meyhane bile çalıştırsan Allah'tan ümidini kesme. Ümitsiz bulunma. Yani Allah böyle şeytanın bu ümit kesici şeylerin telkinlerine aldanma. Şahsi kusurların, günahların seni yeise müptela etmesin. Ümitsizliğe atmasın, fırsat verme. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa günahla devam etti hiç alakası yok. Yani düştük de insanız. Düştük. Yaptık. Ama gene yapıyoruz. İşte peygamberimizin hadisi var. Ya Resulallah ben şu günahı yapsam ne yapayım dedi ya yaptım. Tövbe et dedi. Tekrar soruyor Allah Resulü İsmail. Bir tekrar yap, düşsem gene tövbe et dedi. Sahabe dedi ki ya gene yapsam dedi ya Resulallah. Tövbe et dedi. Gene de yapsam dedi. Adam demek sonsuza götürecek. Demek bir şey istiyor. Allah Resulü dedi ki kul tövbe etmekten yorulmadıkça Allah affetmekten usanmaz. Allah affeder kardeşim. Niye? Allah'tır. Olur mu Resul? Sana ne? Ortağı mısın Allah'a? Yani buraya kadar tövbe edin. Bundan sonra tövbeler kabul edilmiyor. Kaç defa ettin lan sen sahtekar? 7 defa 8 bitti o. Demiyor ki öyle. Ha bu değildir ki cesaret haşa haşa tövbe estağfurullah. Kastedim. Yani derdim ye ise düşmeyeceksin kardeşim ye ise kuyusuna. Günah seklemesi ne oldu? Tepe taklasına gitti. Yeis kuyusuna inmeyeceksin. Ne yapıp yapıp hizmetini bırakmayacaksın. Tekstil fabrikasına gitmen gece işlediğin günahına mani olmadığı gibi. Ya işte o günah buna gitme mani. Bu hizmet geleceksin kardeşim. Nöbetçi misin İsmail bu diyelim. Çayını yapacaksın kardeşim. Temizliğini yapacaksın kardeşim. Ne maddi imkan varsa faturayı yatıracaksın kardeşim. Aidatı varsa aidatı vereceksin kardeşim. Senin yerin ya. Yani. Ben gelip Türkiye'den buradan aidatımı ben vermeyeceğim yani. Misal. Vazifeni yapacaksın kardeşim. Sakın şahsı kusurunuzu bunun şey yapmasın. Yani kandırmasın bizi. Bir şey sorabilir miyim? Sor.
demin dedin ya, şefkat okudu ve zecret okudu bir de yani bir şey gelmiyorsa ahirete kalıyor. Evet, o ahirete kalıyor. Bu bir şey gelmemesi nasıl görünüyor? Mesela diyelim ki daha o bulunduğun cemaatte olabiliyor musun yoksa bir şey var mı yani? Onun da bir şöyle bir şey. Gerek? Bak mesela ben biraz korkuyorum böyle. Ben biraz kendimle misal vereyim. Ben günah işlediğim zaman, düştüğüm zaman, yaptığım zaman eskide daha çabuk cevaza geliyordu bana. Yani bayağı hani fazla geçmiyordu. O ertesi günü falan kalmazdı yani. Akşama kalmazdı, çakıyordu yani. Ya elim kesiliyordu, bir vuruyordum. Ya arabama vuruyorlardı veya ben vuruyordum. Bir şey yapılıyordu. Şimdi böyle biraz da gecikmeli oluyor. Biraz korkuyorum yani. Hakikaten niye tokat gelmedi, niye vurmadılar bana diye. Endişe ediyorum. Herkes hisseder. Mesela günah işledim, hakikaten hiç gelmiyor. Allah Allah, bugün gelmedi. İki gün sonra da işledim. Günah bir şey gelmedi ya. Peki abi, tövbe edildiğinden dolayı affedilmiş olamadın mı sen? İşte o, hemen onu koyacaktım altına. Çünkü o abi ciddi böyle ağlıyor. Tamam ya Rab. Bir de böyle hassas noktaları da oynatmaya çalışıyor. Ya Rab diye. Beşeriyetimizin iktizası olan şu günahtan dolayı, beşeriyetin iktizası olan şu günahımdan dolayı hoş geldiniz. Geç ya. Geç tam. Ya elim bana daha önce vermiş olduğu şu nimet ilahini elimden alma ya Rabbi. Oraya olsun, kontrol götür. Sen git, sen git, sen babası. Git, sen yanına git. Ha. Şimdi ya Rabbi, beşeriyetimizin iktizası olan günah işliyoruz da beşeriyetim. Ama verdiğin şu davayı, şu iman nimetini, şu İslam hakikatını, şu hizmet aşkını elimden alma ya Rabbi diyor. Ve burada bırakmıyorum. Ya Rabbi sen Allah'sın. Benim sistemimi biliyorsun. Bu hakikaten istememişim. İstemeyerek düşmüşüm. Çeşitli sebep. Bir sürü sebep var. Harici dahil sebepler var ya. Ben bunu istemediğimi çok biliyorsun. Ya Rabbi, beşeriyetimizin iktizası olan şu günahımdan dolayı vermiş olduğun şu nimetini elimden alma, durmuyor. Ya Rabbi, Muhammed'in senin yanındaki değeri hürmetine. Ya Rabbi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının hatırına. Ya Rabbel Alemin, kalkan eller hürmetine, yaşaran gözler hürmetine, nedamet eden kalpler hürmetine, secde eden başlar hürmetine, tövbesi kabul olanların hürmetine, tövbemizi kabul eyle ya Rabbi. Oh! Misal için söylediğim şey bile keyif veriyor. Her Müslüman namaz kılabilir ama her Müslüman dua yapamaz. Her Müslüman dua yapar ama tövbe yapamaz. Her Müslüman tövbe yapar ama münacat yapamaz. Çok zor ya. Münacat var ya, üçüncü şu. Hiç Allah'tan istek yok. Ey şiddeti zuhurundan ve azameti kübriyasından tesettür etmiş olan Zat-ı Akdeş, Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselamın talimiyle, Kur'an'ın dersiyle anladım ki bu münacatla bir şey istemiyor. Allah'a tavsif ediyor. Dua ise istektir. Münacat ise tavsiftir. Yani şey yap. Mesela diyelim ki ya Rabbi, kaza namazımı bitirene kadar canımı alma. Eğer canımı alacaksan kazandan hesap sorma. Ne kafayı çalıştırdı biraz. Boşuna vermedi. Kur'an okuyorsun. Günahın altına geldi. Gör sadakallar lazım. Allah'ım şu kelam senin. Ne içinden geliyorsa. Bu kelamın hürmetine. Kur'an'ın hürmetine. Ara ver. Tamam. Kur'an'ın hürmetine. Kelamının hürmetine. Ondan sonra bas böyle. Ondan sonra. Ya Rab, Kur'an'ın hürmetine, kelamın hürmetine, bunun sahibi sensin. Allah'lığın hatırına günahımızı affeyle ya Rab. Ondan sonra Allah niye affetmesin? Hazreti Ömer, Hazreti Ali veya Hazreti Osman'dan, üçünden hangisinden bilmiyorum ama şu manada hadis-i şerif menkuldur, gelmiştir. Şöyle geçiyor, diyor ki, Hazreti Ömer'den galiba, diyor ki, acaba tövbe kabul edildi mi, edilmedi mi? Ondan endişe etme. Tövbe yapamamaktan endişe et. Ondan endişe et. Acaba tövbem kabul olmuş mu? Ondan endişe etme.
tövbe yapamamaktan kork. Zübeyir abinin bu manada şöyle bir sözü var. Diyor ki, ölümden korkma, kitap okuyamamaktan kork. Ya. Mesela affedildiğine alamet. Tövbe ediyor musun? Yani zecir miydi değil mi? Tokat gelmemesi. Tövbe edebiliyor musun? Tamam. Hizmete aynı kusur etmeden hizmetine, dershaneye, hizmete sahip çıkıyor musun? Kısacası Allah bizim niyetlerimize de bakıyor, amelimize de bakıyor. Şahsı, beşeriyetimizin iktizası ile kuyuya, yeis kuyularına inmeyeceğiz. Tamam. Peki abi, bu şahsi... Bir dilemalar verir misin? Şahsi, umumu, mesela önde giden vakıflar falan oluyor bazen. Bunların her hareketlerini veyahut da yani dersin dışında veyahut da dershanenin, medreselerin dışında da insanlar çoğu kez onları takip ediyorlar, hareketlerini, sözlerini, yani kendilerine örnek alıyorlar. Yani böyle bir pozisyonda o kişinin nereye kadar şahsi, nereye kadar umumi? Yani bu dershanede vakıf olmuş veya hizmet etmiş, senin gibi şey. Yani bu insanlar şahsi hukukta, umumi hukuka elde edip öyle şey yapmazlar yani. Öyle çıkartmazlar, şey yapamazlar, müsaade etmezler. Bu benim günahımdır, bu kusurumdur. Yani herkes bilir yani. Çünkü günah helal, haram zaten tebeyyün etmiş ya. Risale ortaya bulunamazsın. Yani zaten haramla helal bellidir Allah Resulü'nün tabiriyle. Belli olmayan da şüphe olandır. İkisinin ortası. Ondan da kaçın diyor. Yani bu şeriat meselesi zaten Ahmet'e Mehmet'e bırakmamış da bu daha çok böyle içsel dengeyi tutturmak adına yeis içsel dengedir. İç düşünce dinamiklerini, iç ruhsal haleti rüyesini, yani yeise kapılmayın diyor. Yoksa günahlar bellidir. Mesela ben dershanedeyim diye şimdi plajlara gitsem, eve televizyon koysam odama, dershanedeyim odamda televizyon var. Beni mi takdir ediyor? Belli değil mi ya bu? Bunun artık demeye gerek yok. Günahlar bellidir. Helallar da bellidir. Şüphelin ortasıdır. O değil bu. Bu konu şu. Şahsi sende kalmış günahların var. Sen biliyorsun. Başka kimse bilmiyor. Bununla şeytan bunu alıp da seni ümitsiz diye yeis kuyusuna atmasına müsaade etme. Anladın mı? Müsaade etme yani. Ona yani günahından dolayı seni Allah'ın dergahından, huzurundan kovdurmasına müsaade etme, fırsat verme. O düşüncelerin şeytandan oldu. Ya adam değilsin diyorsa ki diyecek. Bu dersten sonra sol tarafına. Sensin lan diyor. Hani var ya Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle iyi, hoş olmayan rüya gördüğün zaman değil manasını düşünmek neydi? Veya birisine anlatmak sol tarafınıza rezil. Ya da tükürün ama yani eşinize tükürün vermesin. Tamam. Diyelim bir şahsi hukuki, benim sana karşı bir hatam var. Gelirim senden af dilerim, sen işler belki affedersin değil mi? İster affedersin, ister yapacaksın. Ama belki de edersin yani. Ben etmek amel-i salihtir. He. Ama diyelim ki toplumun yani. Hizmetin hatası. Ağrıda oturuyorum. Ağrıya bir tüme ait yani, bir malını çalsam. Onu belediyenin malını çalsam. He. Veyahut da bu cemaatin malını çalsan. Şimdi teker teker hepsini nerede bulacağım, af dileyeceğim. Ama bir şahsa ait, giderim özür dilerim, ayağını öperim, şey yaparım, belki affeder ama. Ama bütün toplumuna ait yani. Yapamazsın. Buna bu çok zor bir şey yani. Çok zor. Yapamam. Hatta... Gidip bir vilayetin veya da bir memleketin hukukunu kimden şey yapsam? Çok acayip, çok zor. Bir bu var, bir de gavurun hakkı var, helal ettir. Gavur helal ne demek ya? Daha beter hukuk var. Hayvanın hakkı var. Hayvan işte diyeceğim. Sığırın, hayvanın hakkı. Şimdi sığır, dün dövmüştüm, senin hakkın helal. Yok geçti o. Geçmiş olsun. Sığır, maa helal ettim der mi? Maa helal ettim lan, biraz ot verirsen affettim seni. Bitti. Abi, geçmiş olsun. Bizde kedi var, gözünü sevmişim. Yok kediye bakıyorsun. O böyle şey, hukuk kasten yapmıyorsun. Yani yeis yok kardeşim. Ümitsizlik yok kardeşim. Düşebilirsin. Düştüğün yerden kalkacaksın. Peki bunun çaresi abi? Şey, bunun çaresi bu dersler. Şimdi bu soruyu niye sordun? Bu hassasiyetimizden çıktı bu dersten sonra. Değil mi? Bunları okuyacağız lan. O zaman abi,
şöyle, umum hukukla ilgili. Mesela diyelim ki ben bir hata yaptım. Yani evet. Umum hukuka tecavüz ettim. Misal, İbrahim abi de bunu biliyor. Ama dışarıdan biri şimdi bana hücum etti. Ya Ümit bak şöyle şöyle yapmış falan diye. Umum hukuka tecavüz ettiğimi bildiği halde İbrahim abi şimdi çok... beni müdafaa et, şey mi? Yani, şimdi şöyle. Mesela çok güzel bir soru sordu. Kardeşim, yanlışlar, haramlar müdafaa edilmez. Şunu diyecek İbrahim. Kardeşim, Ümit bu hatayı yaptı. Şahsıyla alakalıdır. Cemaati temsil etmiyor. Yani cemaatin böyle bir anlayışı yok. Çünkü cemaat işi değil kardeşim, Ümit'in şu günahı diyelim. Çünkü bu Allah'ın dininde haramdır. Ahmet'e, Mehmet'e, cemaatle alakası yok sevgili kardeşim. Niye Ümit vasıtasıyla cemaata hücum ediyorsun? Nasıl ki kişinin hatası cemaata mal edilmediği gibi Müslümanın hatası da İslamiyet'e mal edilmez. Niye? İslamiyet insan değildir. Müslüman insandır. İslamiyet hata yapmaz çünkü insan değil. Müslüman insandır hata yapar. Yapar. Müslüman insandır. Hata yapabilir. Nasıl ki sen Müslüman hatası İslamiyet'te de böyledir der misin? Ümit'in de hatası cemaatla değil şahsenle alakalıdır. Nasıl ki senin de benim günahımız var, hatamız var. Onun da o hatası var. Ama bizi temsil etmez o. Yani demeli. Öyle demeyle bir nevi cemaattan... Hem seni koruyor, hem onu koruyor, hem doğruyu tebliğ ediyor. Şahsına aittir. Niye onu genelliyorsun? Mesela şöyle desem, eşiyle, karı koca bir hata yaptı. Sen zaten hep böylesin. Bu zulüm değil midir? Genellemedi mi şimdi? Sen zaten hep böylesin. Hep böyle midir? Veya... Bırak canım, Ağrı'dan adam mı çıkar, Rize'den adam mı çıkar? Peki öte, o tek tek adamların nasıl hukukunu adam olanların, adam gibi adam olanların hakkını nasıl helal ettireceksin? Geçmiş var, gelecek var. Bak ne kadar basit bir kelime, Tokat'tan adam mı çıkar? Ya, peki çıkanları ne yapacaksın? Bak ne kadar umum hukuka tecavüzdür. Bütün Tokatların hukukuna tecavüz. Hepsi hak. Tabiat talep edecek. Beni adamsızlıkla itham etti demeyecek. Abi peki deseler ki... Peki senin o duysan, o pomesi zaten. Kırşehir'de de memleket. Kırşehir'den adam mı çıkarlar? Birbirlerine bir şey yapıyorlar. Sen de duyuyorsun. Rahatsız olmaz mısın? O rahatsızlığın adı hukuktur işte. Haktır onun adı. Mesela köpek gezdiriyor ya. Ondan sonra köpek izlerken ama köpeğine dese ki Müslüman, Ahmet, Kürt, Türk, Çerkez, Hüseyin dese dokunmaz mı? Köpeğine dese ki Bildar, kim çağırdı lan beni? O baktım ama köpeğine çağırıyor. Ne yaparsın? Kızmaz mısın? Kızarsın da mı? Bir tane köpeğini alsan dese arama gidiyor. Ne demek ya? Ama bize yaptırmışlar. Köpeğe Arap Arap duysa ne yapacak? Onu benim çağırdı. Yok köpeğe çağırıyor. Peki böyle bir şey mi ya? Siyah niye demiyorlar? Niye Yahudi demiyor? Siyah. Arap değil ki, siyahtır o. Araplar siyah değil ki. Zenciler siyahdır. Araplar bizim gibi beyaz tenlidir. Araplar siyah değil ki. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh hanımı Hazreti Peygamber'in biricik kızına hamam böceğine kara fatma koydurmuşlar. Baksana. Bekle Allah, bekle. Hep bunlar yapar. Üzümü ye. Halal helal ne soruyorsun lan? Bana sorma ya. Ye işte. Haram mı? Şimdi Almanya'da da öyle. Helal kesin mi? Haram kesin mi? Ya ne lan ya işte kes. Ye bak. Ya biz sorduk. Geçen nerede oldu? Biz sorduk. Ha şu Tutkart'ta oldu. Dedi ya dedi abi dedi Müslümanlar yiyor dedi burada. Ben dedim yemeyeceğim. Ya soralım dedim. Ya kardeş benim şeyi sordu. Şu Tutkart'ta kermes vardı camın önünde. Ya kardeşim sorduk bunu yapana helal mi haram? Lan satan der mi ki haramdır? Ya olur mu ya biz dikkat ediyoruz. Ne kadar istiyorsun abi diyor. Yani olmuyor.
bak, menafi umumi olan hukukullah izinsiz tasarrufattan sizi tehlis eden, yani umumi bir şey var. Umumi hukuka dikkat edeceğiz. Umumi hukuk, yani hizmetteki, peki onu da diyeyim, kapatayım. Yoksa makul mana tabirini hakikiyle bu devam ediyor ama da. Bir de şey diyeceğim. Diyelim ki İbrahim, ya şu İbrahim baksana şunları şunları yaptı. Bir de buna nurcu diyorlar dediğin zaman nurcuların umumi hukukuna şey olmuyor musun? Evet, oluyorsun. Mesela Terkacı, sen peki bir tanesine desen ki Alman bir tanesi. Bu Almanlar hep böyle. Bu da yanlış. Hep böyle değil. Mesela onu diyen de suçludur. Ama efendim ben ona söylettirdim. Evet, mesulsun. Ne kadar mesulsun? Şunla, ona girmeyeceğim. Bir insan ne kadar mesuldur? İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyeti kadar. Mesela beşerim, günah düştüm. Düştüm yani. Ben bunu severek, bilerek düşmedim. Alelende ilan etmiyorum. Ama bir şekilde birileri bildi. Bak nurculara şey yap. Onda korkma, mesul olmasın. Niye? O genelliyor. Onun suçunu bana niye yüklüyorsun? Yani nurcu bana, Hasan'a bak ya şu günahı, şu pisliği anlattığına bak ya, bir daha şu günahı yapın dese tamam. Ha, nurcular böyle. Lan biz cemaate dahil olduk diye, biz Müslüman olduk diye günahsız mıyız? Günah işleyemeyecek miyiz? Yani Müslümanız. Aa, Müslümanı, Müslüman bir hata yapıyor. Aa, İslamiyet'e bak. Lan ne alakası var? Abi, ama dediyse o mesuldur, sen değilsin ya. Daha da çok böyle nurculardan bir şey oldu mu yani, inanılmaz gibi şeydir yani, nurcular günah işlemez. Çünkü beklentileri çok yüksek, ama ümit, beklentileri çok senden, biliyor musun nurculardan, mesela diyelim ki ben demek. Yani, tarikat ehlinden filan. O kadar yapmazlar. O kadar değil, nurcudan bir şey görürüm, Allah Allah bu da yapar mıymış diyorlar. Çünkü şey, beklentisi fazla, mesela diyelim ki. Adam televizyona tahmin ettiğiniz gibi bir sürü arkadaşlarımız çıkıyor. Bana televizyon mesela bu sene de Ramazan'da bir sürü teklif geldi. Çıkmadım. Yani peki çıksam bir sürü insan istifade edecek. Ama ne dediler biliyor musun vicdani? Çünkü vitrin insanı, gönül insanı olamaz ya. Allah Allah bu da mı ya? Lan ne şey anlatıyor? Kabul edemez vicdanlar. Allah Allah bu da mı televizyona çıktı ya? Bak vitrin insanı, gönül insanı değil. Ne demek ya? Çıkar. Kardeşim gönül işi gizli işidir. O zaman ne yapıyoruz? Hakiki nurcu diyelim. Yani sen dedin yani vitrin insanı olmaz diye. Vitrin insanı olmadığın yani Risale-i Nur'un hakikat olduğu vitrin insanı olmamasını gösteriyor. Çar, şöhretler böyle tanınayım bilmiyor. Ya biz hizmet ediyoruz ya tamam biz. Şey değil, kimseyi itham etmiyorum ama kendi adıma söylüyorum. Vitrine çıkmayacaksın vesaire. Ama ben de insanım. Sahabe de hata yapmış. Demiş ki İslamiyet böyledir. Yani Müslüman insandır, İslamiyet insan değil. Müslüman hatası İslamiyet'e mal olmadığı gibi tarikatçının, bak ferdin günahı ve kusuru tarikata mal olmaz. Bunu zındıklar yapıyor. Adam genelliyor. Genelleyenin suçudur. Yani ben nurcu olmayla insanlıktan mı çıktım ki hiç günah işlemeyeceğim? İnsanlıktan mı çıktım? Adam ben ilan etmedim günahımı, bir şekilde gördüm. Gördüyse Hasan'ın günahı demesi gerekirken nurculara bak diyorsa diyene aittir bu suç. Sen niye serişte diyorsun? Gizlesene günah. Bir Müslümanın kusurunu gizlemek bir Müslümana vaciptir. Çünkü sen Müslümanın günahını gizlersen Allah dahşir meydanında senin günahını gizleyeceğini Resulullah vaat ediyor. Allah vaat ediyor, o söylettiriyor. Çünkü Müslümanı affedersen sen de affedilecek olacaksın. Günahını mı gizledin? Tuttun mu ağzını? Gizle ya. Bu ne hakkı kazanacaksın biliyor musun? Allah da haşir meydanında en çok ihtiyacın olduğu anda senin günahını gizleyecek. Ve sana denilecek ki sen diyebilirdin ama şu falanca Müslümanın günahını gizledin. Allah da vaat etmişti. Allah vaadini yerine getiriyor. Senin günahın da şimdi gizlendi. Ya bu neydi falan, kapatılmış. Defter ya. Ya bu neydi, melekler diyecekler ki senin işlediğin günah kapatılmış. Bir sen biliyorsun. Allah kapatmış. İstemez misin ya? Burada bir kere yok ki, başkasının günahıyla ne meşgul oluyorsun? Kişi kendi istiğfar, kendisiyle meşgul değilse Mehmet de meşgul olacak.
Dolayısıyla İbrahim'in sorusu çok bereketli ve çok ciddi olduğu için, yani bir nurcunun, bir Müslümanın günahı, bir tarikatçının günahı, genellenme zulmünü genelliğe aittir. Genelliğine aittir. Bir Müslüman atar, Müslüman olduk diye İslam günah, insanlıktan çıktık mı? Beşeriyetten çıktık mı? Günah işlemez mi demektir. E düşeriz kardeşim. Ama şu bir misal vereyim. Ramazan'da yeni çıktık, onun misal vereceğim. Ramazan'da her orucu yiyene itham edilmez. Çünkü özürlüdür yani. Hastadır. Şudur budur. Ama şunu yapamaz. Lalettan yiyemez. İçiyorsa bu umumi hukuka tecavüzdür. Milletin ortasına su içmek umumi hukuk. Gizli ya. Bak çocuğu çekmişler. Ufak çocuk. Anne babası böyle yetiştirmiş. Bir bana resim gönderdiler böyle. Ramazan'a çıktık ya, bir hafta falan oldu ya şimdi. Çocuklar, iki tane çocuk. Çarşıda annesi mi babası belli değil. Arkadan çekmiş birileri. Fotoğraf. Dondurma almış. Dondurmayı çocuk yeme hakkına sahip ya, bacak kadar çocuk. Bir ufak bir büyük. Dönmüş duvara karşı, hiç kimse görmüyor resimde. Duvara karşı tahmin ediliyor ki resimde dondurma yiyor. Belli değil yani. O çocuğa onu düşüremez. Onu dürsülten annesi babası. Bak o çocuk dondurma yiyor ama duvara dönmüş. Ötekisi de yolun kenarındaki lokantada yemek yiyor. Lan al git yüzde bir şey yap. O umumluka tecavüzdür. Ama gizli arabada yiyor, bir şey ne yapıyor? Hele hele kadınlara, zaten içi tam edilmez malum. Tutmaya özellikleri var. E şimdi erkek de tansiyon şeydir, şekerdir vesaire, ekim azıcık bir şey demiştir, ameliyattan çıkmıştır. Ama lanım içi yapamaz. Ha o zaman, hani diyor musun ki insanlığı şuna bak, ona şahsına veriyorsun, mensubiyetine vermiyorsun, sülalesine veriyor musun? Ha, öyle yani. Şimdi Rizeli bir tanesi yapsa, Adanalı bir şey yapsa, Adanalı böyle. Ne kadar zulüm ya. E işte Müslümanın da hatasından İslamiyet bir de Müslümandır. Müslümandır. Müslüman demek günahsız mı demektir? İslamiyet var. Ha, Nurcu da öyle, tarikatçı da öyle. Tarikatçılar da, tarikatçı şahıstır. Tarikat öyle değildir. Tarikat bunu mu öğretiyor? Yok. Şahsına aittir onu. Onun günahı çarşına ait. Mesela bana da itham etti benim başıma gelen hadisiyle. Meşhur bize. Onun cemaatine veya güzel ahlakına, güzel hizmetine teşmil etmedik ki. Şu ahlakı, şu davranışı yanlıştır dedim. Hatırladınız mı? Hatırlarsınız. Peki, burada kesiyorum. Şahsi ve umumi hukuktan bahsettik. Hele hele mektubattan okudum. 396, 94. madde. Öyle diyordu. Mütekellim fert kendi şahsi hukukunu affetse, kendi affetse, ama sen affet diyemezsin. Affetse ne diyormuş? Musaması fedakarlıktır. Fedakarlıktır ama risalettir. Ama cemaati temsiliyle cemaatin hukukunu al al, olur olur yapın. Mesela ben dershane diyeyim. Koyun koyun televizyonu, tamam. Olur olur bir şey olmaz. Abi faiz alabilir mi? Olur olur bir şey olmaz faiz. Lan faiz nasıl bir şey olmaz ya? Allah ve Resulüne savaş açmak gibidir. Öyle mi? Bu Allah kitabında nastır, iştihat olmaz. Faiz de bitti. Olur olur. Lan ne olur ya? Bu iştihat olmaz bunda. Haramdır. E şimdi ben diyorum. Kimi? Hocayı. Böyle bir hakkım yok. Umumi hukuku. Yap. Umumi hukukta yapamam. Şahs hukukumda vazgeç. Abi telefonunu verir misin? Kitabını vereyim, mendilini versin. Ha, veririm istersen, vermem. Ama bana fetva ver. Umumi hukuku temsil makamında olanlar umumi hukuka peşkeş çekemez, zalim olur. Şahsi hukuk ayrıdır, umumi hukuk ayrıdır. Dershane hukuk ayrıdır, fert ayrıdır. Bunu ayırt edeceğiz. Günahlarımız ayrıdır, vazifemiz ayrıdır. Tamam. İmani dersler, sözler, mektubat, nemalar, şualar. Ama hukuku anlatan laikalardır. Vahir de vahum. He, efendim Ramazan abi. Mesela bir reis-i cumhur diyelim. Devlet yöneten bir insan diyelim. Çok büyük bir tehlike altında yaşıyormuş gibi. Yani her yaptığı bir yanlış bir şeyde müthiş bir çok girme tehlikesi var. Çok insanları kötülüğe götürebilir. İyiliği de kötülüğü de öyledir. Hazreti Ömer radıyallahu anh baktı ki bana bu vazifeyi verecekler ne kadar kaçtı, değil mi?
zorla yakaladık dediler. Onun için bu konuda hassas olanlar, bu umumi ve şahsi hukuku, ahiret mesuliyetini hassas titiz olanlar, değil makamın, mertebenin peşine koşmak, hep kaçmışlar. Neredeyse asırlara geçecek bir günah işleyebilir. Ondan sonra iyiliği de öyledir. Öyle bir makam ki, yani baş şeyi, başta bulunmak, iyiliği de kötülüğü de ayrı bir konu. Ferdin şahsına kalmaz. İyiliği de geneldir, kötülüğü de geneldir. Ama bu riski kim alır ki? Zaten yani ben öyle okumuştum, nerede okudum bilmiyorum ama yani her zaman yani devlet erkanlarımız, onlar duaya ihtiyaç duyan insanlar. Çok. Yani, çok yarab, yanlış adım attırma. Yok, tabii ki. Yani hemen yani şeyde asıl boğazdan asılmış gibi doluşum. Evet. Yani cin vasfı öyle yani. Ama birisi de yapacak tabii bu. Aynen. Evet, birisi de yapacak. O zaman yapanlara itham etmek, hücum etmek yerine Allah'ım ıslah et. Allah'ım merhamet et. Bizi temsil ediyor. Doğru veya yanlış. Severim, sevmem ama neticede bizi temsil ediyor. Ya Rabbi merhamet et. İyilikleri nasip et. Kötülüklerde men et. İyilerle karşılaştır. Dua et yani. Dua edeceksin. Ama birisi de yapacak bunu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kuyumculukta kasap. Yani şey yapın diyor. Yani insanlarda biraz o merhamet dalgası, duygusuna zarar şey yapıyor. Yani uzak kasap ama birisi yapacak. O zaman vazife gelince de terk edemiyorsun. Tamam. Şimdi dershanede biz de kalıyoruz. Bir şu sorumluluk var. Uçağa bindim. Bak hiç unutmuyorum. Nereden geliyordum bilmiyorum. Bak oturdum uçağa. Allah'tan öyle oldu da güzel olduğu için söylüyorum. Kötü de vardır da mutlaka demiyorum. Ondan sonra şimdi bu koltukta bu sıradayım. Kenardayım. Bu koltuğun iki sıra, benim sıramın iki sıra arkasında ortanca adam öyle gözüküyor. Kadının bir tanesi fotoğraf çekiyor beni arkadan var böyle. Ya diyor, havalimanından girdi diyor, oturdu Kur'an okuyor diyor, bindi diyor, yemek de yemiyor diyor, bir şey de içmiyor diyor, Kur'an okuyor diyor. Bunun aleyhinde bulunuyordum diyor, bundan sonra bulunmayacağım diye resimle beraber yazı yap. O da hoşuma gitti yani. Anladın mı? Cüneyt anlatayım hocama gitmese. Bunun tersini düşün. Oturdu, hiç hoş olmayan delgiyi elimde görse, arkadan çekse. Ne yapacaksın? Yani dikkat etmemek lazım. Onu demek istiyorum. Dikkat. Madem umum hukuku temsil gibi bir rolüm var. Cenab-ı Hak İhsan İlahi omuzumuza koymuş. İhtiyarla değil. Dikkat etmek gerekiyor çok. Hassas olacaksın. Yani Rüştü abinin tabiriyle sırtımızda yumurta sepeti var. Öyle paldır küldür yürümeye hakkın yok. Sorumluluk almışsın. Ben de bunu sormuştum zaten. Evet. Sorumluluk almışsın. Ben her yere şimdi gidemem. Her toplantıya karışamam, katılamam. Her seminere, her veya televizyona. Yani niye sorumluluğum var? Yani temsil etmiş olduğum veya benden bir beklentisi için olanların, onların inkısarı hayale duçar etmemek, onların ümitlerini düşürmemek adına canım, nefsim istediği halde yapamam. Çünkü bu bana müsaade etmiyor. Etmiyor bu. O zaman sana yüklenmeyecektin. O zaman çık dersen de git. Hem bu makamdasın hem de keyfi maaşı yaşıyorsun. Yok. O zaman çıkar şu gömleğini. Git evine. Git evlen. Çoluk çocuk sahibi ol. Fabrikada çalış. O zaman Hasan derler. Şimdi ama dersen de Hasan derler. O zaman ne yapacaksın? Dikkat edeceğiz. Böyle paldır küldür de yaşama yok yani. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.